Arkadaşlar merhabalar. Şimdi size söylemiştim. Anadolu'yu karış karış gezeceğim ve sizlere anlatacağım. Anadolu gerçekten hem tarihi hem sosyal bütün dokusuyla gerçekten de gezdiğiniz zaman insana huzur veriyor ama bir o kadar da hüzünleniyor. Şimdi neredeyim diyeceksiniz. Hemen söyleyeyim size. Bakın Gümüşhane ili Kelkit ilçesi Çakırlar köyündeyim. Yani esasında doğduğum yerdeyim. Belki çok kısa süre burada yaşadım ama gerçekten çok anılarım var. Özellikle size bir yeri tanıtmak için buralara kadar geldim. Orası da Kanlı Kayalar. Kanlı Kayalar isimli bir mağara. Tarihini anlatacağım. Neden Kanlı Kaya dediklerini anlatacağım. Ve size enteresan bitkiler de göstereceğim. Ne işe yarıyor? Çok enteresan bitki gerçekten. Ama kısaca bu köy hakkında size bilgi vermek istiyorum. Bakın bu köy tam 700 yıllık bir köy. Oğuzların kayı boyunda gelmiş buraya yerleşmişler. Sonra Rus işgaline uğramışlar. Biliyorsunuz 1. Dünya Savaşı'nda. Özellikle Bolşevik döneminde, Bolşevik devriminden sonra Ruslar buradan çekilmiş gitmiş. Ama bazı çok kötü anılar var. Bazı insanlarımız, bazı vatandaşlarımız gerçekten de o Rus zulmüne maruz kalmışlar ki adı da zaten oradan kalmış Kanlı Kaya. Şimdi birazdan içerisine gireceğiz. Ama mağarayı tanıtmadan önce sizlere şimdi çok enteresan bir bitki göstereceğim. Bunu özellikle şehirde yaşayanlar bilmez. Hatta köylerde yaşayanlar da pek bilmez. Yapay kıtlıktan bahsediyoruz. Bakın hep diyoruz ya yapay kıtlık, yapay kıtlık. Aslında Anadolu irfanı, Anadolu insanı bakın öyle şeyler geliştirmiş ki hiçbir şey olmasa da, bakın hiçbir şey bitmese de, ekin olmasa da nasıl ayakta kalacağını yüzyıllara dayalı tecrübeler sonucunda öğrenmişler. Bu bakın kamera göstersin, bu geven. Bilmiyorum bilir misiniz? Bunun adı geven. Şimdi bu ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu geven dediğim gibi hayvanlara yedirebiliyorsunuz. Bunu yerinden söküp köklerini hayvanlara yedirebiliyorsunuz. Yani kıtlık esnasında, kıtlık döneminde. Sadece hayvanlar yemiyor. İnsanlar da maalesef aç kaldıklarında bunun köklerini bakın suda kaynatarak yiyebiliyor insanlar ayakta kalmak için. Nitekim de bunu yemişler. Şimdi isterseniz yavaş yavaş ilerleyelim. Mağaraya doğru gidelim. Çünkü bak, kamera gösterirse mağaranın oluşumunu, taşları. Birazdan içerisine gireceğiz. Bakın bu mağarada çok kötü anılar olmuş. Ne zaman? İşte o Rus işgalinde. Aynı zamanda da 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir'in askerleri Ruslar çekildikten sonra gelmiş bu mağarada kalmışlar. Dolayısıyla bu mağarada insanlar sığınmış. Bölgenin bütün köylerinden bu mağaraya gelerek Ruslardan kaçmışlar. Ama tabii kaçmayı birçoğu başaramamış. İşte onların içerisinden bir gelinin anısını anlatacağım size. Buyurun beraber gidelim. Mağaranın içerisine yavaş yavaş gidelim. Evet, tabii oldukça da yüksek bir yerdeyiz. Rakım olarak yüksek bir yerdeyiz. Birazdan o mağarada ne anılar yaşanmış onları sizlere anlatmaya çalışacağım. Gördüğünüz gibi her taraf çok yüksek dağlarla kaplı. Gerçekten de mesela karşıda da bir dağ var. Kale Yayla ismi. Buradan görüyorsunuz Kale Yayla. Oraya da bir gün inşallah gideceğim sizin için. Oranın da çok büyük anısı var. Orada da çok şeyler yaşanmış. Onları da size anlatmaya çalışacağım. Yine bakın karşıda sıra dağlar, sıradaşlar diyorlar. Bakın dağ taşı ekmişler. Diyorlar ya efendim işte tarım bitti vesaire filan. Bakın birçok şeyi eleştiriyoruz doğru. Ama emin olun ki köylümüz üretiyor, köylümüz çalışıyor. Büyükbaş hayvanları sizlere göstereceğim. Gerçekten de her türlü olumsuz koşula rağmen, olumsuz şartlara rağmen Anadolu insanı kesinlikle üretiyor, kesinlikle çalışıyor. Evet, devam edelim biz mağaraya doğru. Gördüğünüz gibi küçük, küçük mağaralar var. Evet, bunların her birisinde bakın duman izlerini görüyorsunuz. Bunlar insanlar burada aşlarını yapmışlar, yemeklerini yapmışlar. Ve yüzyıllara dayalı tabii aşınma nedeniyle de kendi de kararmış. Jeologlar gelmiş, incelemiş. Bu mağaranın büyük bir su yığınına maruz kaldığını da ifade ediyorlar. Çünkü birazdan onu da göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi çakıl. Bu çakıllar büyük bir su yığınını, büyük bir deniz oluşumundan göl oluşumundan bahsediyorlar. Arkeologların söylediği böyle bir oluşum. Evet, büyük mağaraya gitmeden önce bakın burada da insanlar gelmiş yaşamış. Ne zaman? 1917 yıllarında, 18 yıllarında burada yaşamışlar. Niye?
Çünkü Rus zulmünden kaçmışlar, Rus işgalinden kaçmışlar, buraya sığınmışlar ama bazıları maalesef o sığınmayı başaramamışlar. Birazdan büyük mağarada anlatayım. Abi biz İstanbul'un yüz yollarına alıştık. Anadolu'da böyle yerler pek az. Hele bu tür dağlarda olanaklar kısıtlı. Kusura bakmayın, sesim de gidip geliyor. Evet. Geldik mağaraya. Şöyle bir isterse kameramanınız Şeref Akan bir göstersin mağaranın girişini. Bakın çok büyük bir mağara. Tamamen doğal mağara. Yani hiçbir insan eli değmeden oluşan bir doğal yapı, doğal mağara. Ve gerçekten de çevreye çok hakim bir yer. Çok tepe bir yer. Dolayısıyla Rusların gelip gelmediğini, nerede olduğunu buradan rahatlıkla gözlemek için burayı tercih etmişler. Aynı zamanda da dağda kalabileceğiniz başka yer yok. Yani sığınabileceğiniz, yatabileceğiniz, yağmur, çamur derken en güzel sığınacak yer, ama bir hikayesi var. Şimdi o hikayesini de anlatıp sonra mağaranın içerisine gireyim isterseniz. Şimdi Nevruz isimli bir hanım burada tabii Ruslardan kaçıyor ve Ruslar maalesef köylünün, civar köylerden gelen insanların buraya sığındığını görünce burayı tespit ediyorlar. Buraya geldiklerinde yani tecavüz işine başlıyorlar. Bildiğiniz gibi gerçekten de zaten düşmanın yaptığı en pis işlerden birisi, bilinen işlerden birisi. Dolayısıyla Nevruz isimli o bayan o tecavüze maruz kalmamak için bu mağaranın üzerine çıkıp kendini aşağı atıyor ve böylece Ruslara teslim olmuyor. Adı da işte o yüzden Kanlı Kaya kalıyor. Şimdi devam edelim, içeri girelim isterseniz. Evet, gerçekten de yoruyor ama sizin için mağaranın içinde şöyle bir gezeyim. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, bak gördüğünüz gibi ya mağara büyük. Esasında tabii şimdi aşınmış, duvarlarını yıkmışlar, girişi falan, ama burası gerçekten de yani birçok insanın o dönemde maruz kaldığı zulmü önlemek için sığınabilecekleri kalelerden bir tanesi. İşte burada gördüğünüz gibi sadece köylüler sığınmamış. Aynı zamanda da dediğim gibi 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, tabii Ruslar çekildikten sonra Bolşevik anlaşmasıyla biliyorsunuz devrim oldu. Bolşevik devrimi Rusya'da. O devrimden sonra Ruslar çekildi bu bölgeden. Ve onun ardından da bizim askerlerimiz, kahraman askerlerimiz geliyor. Ve ölenleri, öldürülenleri tespit ediyor. Kimler gelmiş, ne olmuş? Köylülerden bilgi alıyor. Tabii ben de bu bilgileri köylülerden alıyorum. Köylülerin çok yaşlı olanları var. Getiremedim buraya. Yoksa kendi ağızlarından bunu sizlere aktaracaktım. Ama maalesef buraya çıkmak için çok büyük emek sarf ettik. Ve şöyle de oturup dinlenmek istiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Gerçekten çok sessiz ve çok serin. Şu anda çok rahatladım. Dışarısı çok sıcak. İstanbul olduğu gibi Anadolu'da sıcak. Ama Anadolu'da şöyle bir artınız var, avantajınız var. Bir gölgeye sığındığınızda rahatlıyorsunuz. Ter yok. Ama işte gördüğünüz gibi doğal ortam. Bu arada mağaranın içerisinde inanılmaz bir hava, oksijen var. Çok güzel, nefis bir oksijen. Tabii hüzünleniyor. İnsan buralara gelince, buralarda yaşayanları, yaşanılan anıları görünce, duyunca üzülüyor. Affedersiniz. O yüzden bu anıları, Anadolu'nun bu tarihini, bu kültürünü sizlere yansıtmak istedim. Buralardayım. Daha birçok yere gideceğiz. Tarımı sizlere aktaracağım. Tarımın gerçek durumunu, gerçek üretimini, köylüler ne yapıyor, gerçekten insanlar Anadolu'da nasıl geçiniyor, bunların hepsini sizlere anlatacağım. Bizi takip etmeye devam edin. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.